Merhaba teknoloji oku takipçileri, ben Bünyamin Kara. Bugün sizlerle birlikte dünyanın ilk yapay zeka teknolojisine sahip olan Huawei Mate 10 Pro modelini inceleyeceğiz. Cihaz yaklaşık 5 gündür bende, 5 gündür kullanıyorum. Oldukça şık ve zengin bir tasarıma sahip. Huawei Mate 10 Pro bakalım Android kullanıcılarına neler sunuyor? Huawei Mate 10 Pro 2017 modasına uyuyor ve firmanın full wave adını verdiği 18.9 ekranına sahip ekran ile geliyor. 6 inç büyüklüğündeki çerçevesiz bu ekran HDR10 teknolojisi ile renkleri daha canlı bir şekilde sunuyor bizlere. Huawei Mate 10 Pro'nun ekranı 1440x2560 çözünürlüğünde ve çizilmelere karşı Corning Gorilla Glass ile korunuyor. Telefon şu anda kutudan çıktığı şekilde halinde. Ekranında bir ekran koruyucu var ve şu anda ben kullanmıyorum, bu şekilde kullanmayı tercih ettim. Bir de kılıf var. Yani sizin ekstra olarak bir aksesuar parası vermenize gerek kalmamış. Dünyanın ilk yapay zekaya sahip Silicon Kirin 970 Yonga setiyle gelen Mate 10 Pro 8 çekirdekli bir mimariye sahip. 10 nm süreciyle üretilen Kirin 970'in 4 çekirdeği performans odaklı, 2.4 GHz hızında çalışan Cortex, A73 ve diğer 4 çekirdeği ise verimlilik odaklı, 1.8 GHz hızında çalışan Cortex A53'ten oluşuyor. Telefonun grafik biriminde ise Mali G72MP12 yer alıyor. Mali G72MP12 sayesinde Play Store'daki güçlü donanım gerektiren oyunları yüksek ayarda akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. 256 GB'a kadar microSD desteği bulunan Huawei Mate 10 Pro RAM bölümünde mütevazi davranıyor ve Android için oldukça yeterli olan 4 GB RAM'e yer veriyor. Android 8.0 Oreo kutusundan çıkan Huawei Mate 10 Pro 4 GB RAM'i MIUI 8.0 arayüzü ile oldukça verimli kullanıyor. Huawei Mate 10 Pro'da 4000 mAh büyüklüğünde batarya yer alıyor. Bu batarya akıllı güç yönetimi özelliği sayesinde gün boyu size eşlik ediyor. Firmanın Huawei Super Charge adını verdiği şarj teknolojisi barındıran Mate 10 Pro çok hızlı bir şekilde şarj oluyor. Geldik telefonun en çok merak edilen noktası, kameraya. Huawei Mate 10 Pro'nun arka bölümüne çift kamera kurulumu yer alıyor. Bu kamera Leica imzalı olmasıyla farkını ortaya koyuyor. F1.6 diyafram aralığına sahip 12 megapiksel artı F1.6 diyafram aralığına sahip 20 megapiksel çözünürlüğündeki bu arka kamera yapay zeka destekli bokeh oluşturulabiliyor. Özellikle makro ve portre fotoğraf çekmek isteyenler için mobil piyasadaki en iyi kameranın Mate 10 Pro'da olduğunu söyleyebiliriz. Mate 10 Pro'daki Leica çift lens ile zahmetsizce güzel sığ derinlikli fotoğraflar çekilebilir. Düşük ışıkta oldukça net bir şekilde fotoğraf yakalayabilir ve hareketli nesneleri net bir şekilde çekebilirsiniz. Telefonun ön bölümünde ise F2.0 diyafram değerinde 8 megapiksellik bir kamera yer alıyor. Bu kamera oldukça net selfie çekebiliyor. Son olarak Mate 10 Pro'nun 4K çözünürlüğünde 30 FPS hızında videolar çekebildiğini belirtelim. Huawei Mate 10 Pro'yu genel olarak değerlendirecek olursak, üst seviyede Android telefonu almak isteyenlerin mutlaka değerlendirmesini gerektiren bir model olduğunu düşünüyorum. Kamerasıyla gerçek anlamda HDR seviyesinde fotoğraf çeken Mate 10 Pro, yapay zekalı işlemcisi ile kullandıkça sizi tanıyor ve size gün içerisinde faydalı olabilecek önerilerde bulunuyor. Huawei Mate 10 Pro'nun fiyatına bakacak olursak, şu anda Türkiye'de 4.399 TL'de raflardaki yerini aldı. İnceleme videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki inceleme videosunda görüşmek üzere.